Vikingler milattan sonra 8 Haziran 793 yılında İngiltere kıyılarında bir Hristiyan manastırına saldırdı. Kiliseyi yıkıp rahipleri öldürdüler ve gemilerini ağzına kadar hazineyle doldurup oradan ayrıldılar. Vikinglerin kanlı saldırılarla dolu tarihi History Channel'da gösterilen aynı adlı dizide bu olayla başlar. Peki ya daha öncesi? Lindisfarne baskını Vikinglerin İzlanda'yı, Grönland'ı ve Kanada'daki Newfoundland'ı istila etmesi tarihsel olarak başlatır. Estonya'nın Baltık Denizi kıyılarında bulunan iki gemi kalıntısı Uppsala Üniversitesi'nden Neil Price'a göre son yüzyılın Vikingler ile ilgili en önemli keşfi. Zira bulgular radyokarbon yöntemiyle Lindisfarne baskınından 100 yıl öncesine tarihleniyor. Toplam 40 kişiye mezar olan iki savaş gemisinin birinde üst üste istiflenmiş 33 kişi tahta kalkanların altında yatıyor. Bu seçkin askerler iki yanı keskin kılıçlarıyla birlikteyken liderleri olduğu tahmin edilen bir tanesi elmas kabzalı bir kılıç ve ağzında mors dişinden yapılma değerli bir parçayla uzanmakta. Araştırma ekibi bu kalıntıda Vendel devrindeki kölelerin izini sürüyor. Vendel devri, sayısı hızla artan deniz filosunun idamesi için dev tahta gemilere koşulabilecek köle ihtiyacının arttığı süreç olarak bilinir. Bu dönemde koyun otlatacak meraların açılması, yün üretimi ve gemi yapımı için de insan gücü gerekiyordu. Simon Fraser Üniversitesi'nden Ben Raffield, birçok kaynakta Vikinglerin köle taşımacılığı ve ticareti yaptığını yazıldığını belirtiyor. Bilimciler ayrıca seks köleliğinin de yaygın olduğunu düşünüyor. Zira bu dönemde Germen kültüründe çok kadınla evlenmenin yaygın olduğu biliniyor. Neil Price'a göre dönem İskandinavya'sında fakirler ancak İskandinavya dışından eş edinebiliyordu. Bu dönemin izleri günümüzde hala mevcut. Son 1000 yıldır çoğunluğu yer değiştirmemiş İzlanda halkının DNA'sı tam da bu hipotezi destekliyor. Analizler İzlandalıların 1/3 birinin bugünkü Norveç'ten göç ettiğini göstermekte. Adadaki kadınların yarısının Britanya adalarından akrabasının olması da tarihçilerin tezini destekliyor.